Kurdun Elindeler. Yazarımız Barış Terkoğlu, özgürlüğünün ilk gününde Silivri'deki meslektaşları için yazdı. Kurt kuzuyu yemeye karar verdiyse en açık sözler giz olur. Şimdi kalanlar kurdun elinde. Garip ama insanların koşarak yürüdüğü yolda adımlarımı küçültüyorum. Karar açıklanmadan önce beklediğimiz Adliye Hücresi'nde Barış Pehlivan şunu söyledi. Düşündüm, bunca yıl cefa çektik, hiç sefa sürmemişiz. O akşam karar öncesi Murat Ağırel, çıkarsan Ali Derya ile adayı oynamaya götürürsün dedi. Hülya Kılıç bile her şeyin farkındaydı. Bir memleket dikene, ateşe ve demire çıplak elle dokunan aydınlarıyla yaşar. Yalnız bir ömrümüz var ama daha çok hayat yaşayacağız. Genel grev kararını uygularız. Türk İş, işçinin alın teri olan kıdem tazminatı için sesini yükseltiyor. Hükümetin kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimine karşı çıkan Türk İş, Başkanlar Kurulu toplantıya çağırdı. Bugünkü toplantının ardından bildiri yayınlanması beklenirken, pazartesi günü 81 ile kıdem tazminatında fona hayır denilecek. Adaletin kulakları da kapalı. Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasının 5. duruşması görüldü. Mahkeme, acılı ailelerin dinlenmesini istediği kişileri reddetti. Aileler ise salonu terk etti. Kazada eşini ve 9 yaşındaki oğlunu yitiren Mısra Özsel, polisin adliye önünde görüntü almasına tepki gösterdi. Sel, katilleri aklıyorlar, kimseyi tutuklamıyorlar dedi. Amerika Birleşik Devletleri terör demiyor. Washington'ın raporunda FETÖ'nün listede olmamasına özel vurgu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Terörizm 2019 Ülkeler raporunda Türkiye'nin FETÖ dediği hareket Amerika'da terör örgütü olarak tanımıyor vurgusu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kanatları altındaki Gülen için daha önceki yıllarda kullanılan sürgünde din adamı tanımından din adamı ifadesi kaldırıldı.